Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Temmuz 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Temmuz ayı sizin için parasal konularda durumunuzun biraz daha öne çıktığı, netleştiğiniz, bazı önemli kararlar verdiğiniz, kazançlarınız, giderlerinizle ilgili ayarlamalar yaptığınız önemli bir ay olabilir. Ayın 22'sine kadar Güneş Yengeç Burcu'nda parlayacak ve 6 Temmuz'da Yengeç Burcu'nun 14 derecesinde Sirius yıldızıyla birleşen çok güçlü bir yeni ay doğacak. Şanslı, bereketli olduğu kadar spiritüel enerjileri de güçlü bir yeni ay. Yani hak edişlerimiz ve bir şekilde harcadığımız emeklerin karşılığını alabileceğimiz önemli bir yeni ay döngüsündeyiz. Sizin 8. evinizde doğacak bu yeni ay sevgili yaylar. Özellikle parasal konularda beklentilerinizin netleştiği, bir borç alacak konusunun sonuçlandığı veya hani burada bir plan hayatınızda söz konusu olabilir. Emeklilik gibi bir konunuz netleşebilir. İlişkilerle bağlantılı ya da evlilik, ortaklıkla bağlantılı hisseli paralar, ortaklı gelir giderleriniz ve benzeri alanlarda yine önemli açılımların olabileceği güçlü bir yeni ay. Tabii ki yatırımlar, ev, emlak, mülk satışları, kiralaması ve benzeri gelirler, miras gibi konular. Hani bunlar da bu yeni ay kapsamında olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Özellikle öncü burçların Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak 14 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Evet, Merkür ayın 2'sinde Aslan Burcu'na geçecek. Venüs de ayın 11'inde Aslan Burcu'na geçecek. Özellikle 9. evinize doğru geçişler biraz hani yavaş yavaş sizi bu para konuları, borç alacak, gelirler, giderler gibi alanlardan yavaş yavaş dışarıya alıp birazdan eğlenceli konulara, kişisel gelişimlere, seyahatlere, işte kültürel konulara, aktivitelere daha fazla yönlendirmeye başlayabilir. Özellikle Venüs 11'inden sonra 9. evinize geleceği için keyifli seyahatler yapmak için daha fazla fırsatınız olabilir. Bununla birlikte gerek sizin uzaklarda yaşayan yakınlarınız, akrabalarınız, aynı zamanda işte eşinizin yakınları, akrabaları, onlarla da daha hoş etkileşimler, ilişkiler içerisinde olabilirsiniz. Seyahatlerde romantik karşılaşmalarınız olabilir, tanışmalarınız olabilir. Ya da seyahat gibi, turizm gibi, eğitim işleri veya işte medya işlerinde kazanç elde etme imkanlarınız bu dönemlerde daha aktif olabilir. Mars'a baktığımızda Mars ayın 20'sine kadar Boğa burcunda olacak. 6. evinizde olacak. Özellikle ayın 15'ine biraz dikkat edelim. Uranüs'le birleşiyor Mars. Yani bu biraz kontrol zor bir enerjidir ki Aygol yıldız da devrede olacak 14, 15, 16 Temmuz gibi. Buralarda işte iş ortamınızda böyle bir kriz olabilir. Beraber çalıştığınız kişilerle anlaşmazlıklar, işte onların bazı problemleri, sağlık sorunları gibi ya da sizin genel sağlığınızla ilgili bir durum olabilir. Özellikle hormonal sistem, işte boyun, boğaz, baş bölgesindeki sıkıntılar artabilir. Evcil hayvanlarınızın da güvenliğine ve sağlığına dikkat etmenizde fayda var. Özellikle bugünlerde. Ve ayın 20'sinden sonra Mars ikizlere geçecek. Bu sefer enerji alanı, mücadele alanı, ilişkiler, ikili ilişkiler özellikle. Eşinizin enerjisi artmakla birlikte zaman zaman çok konuşabilir ve bu sizi biraz rahatsız edebilir. Ve tabii ki ilişkiler her zaman eş, partner, arkadaş olmak zorunda değil. Bazen karşımızdaki rakip de olabilir bu. Ya da size tehdit oluşturacak bir açık, hani düşmanlık da olabilir. Dolayısıyla Mars orada onu daha aktif hale getirecektir. Bu da hani sizin bireysel anlamda kendinize dikkat etmenizi, güvenliğinize dikkat etmenizi biraz daha gerektiriyor. Çünkü ilişkilerde böyle bir çatışma ortamı söz konusu olabilir. Ve 21'inde 29 derece Oğlak Burcu'nda yılın ikinci Oğlak Dolunay'ını yaşayacağız. İlkini Haziran ayında yaşadık biliyorsunuz. Bu Dolunay 29 Oğlak son derecede ve Plüto'yla da birleşiyor. Dolayısıyla kendi içinde böyle bir tamamlanma, sonlanma, böyle bir kapanış enerjisi var. Para evinizde. Yani bu ne demek? Para akışınızla ilgili, maddi durumunuzla ilgili bir netleşme var. Hani bir belirsizlik olabilir veya Haziran'dan bu yana mücadele ettiğiniz bir konu olabilir. Bir borcu ödemek, bir borcu yapılandırmak gibi ya da bir iş konunuz var. Burada bir artık sonuçlanma, bir tamamlanma var. Tabii ki bir işten ayrılma da olabilir. Yani bir kazanç kapısının kapanması gibi bir konu da olabilir. Veya kendi işinizi kapatmanız ya da bir yerden ayrılıp işte başka bir iş kurmanız gibi bir dönüşüm de söz konusu olabilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili örneğin mal varlıklarınızla da ilgili önemli kararlar verebilirsiniz.
yani satmak gibi, kiralamak gibi, yapılandırmak gibi örneğin. Bunlar olabilir ama her durumda birazdan hani sizin maddi açıdan daha uzun vadeli olarak etkileyebilecek konular önemli hale gelebilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle önce burçların son derecelerinde 27, 28, 29 dereceler olabilir. Gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunay sizi bireysel olarak daha fazla etkileyebilir. Ve ayın 22'sinde Güneş Aslan burcunda parlamaya başlayacak. Biraz da özgüveniniz artıyor, canlanıyorsunuz, yaratıcı enerjiniz artıyor, motivasyonunuz güçleniyor. Çünkü Güneş gerçekten size çok güzel bir böyle Ateş burcundaki Güneş Aslan'ın yöneticisi burada çok güçlü. Size de böyle çok güçlü bir enerji vermeye başlayacak. Venüs ve Merkür de zaten Aslan burcunda biliyorsunuz. Dolayısıyla bu hani para işleri, hesap işleri konusunda biraz sıkıntılarınız olsa bile hani en azından ayın 22'sinden sonra Güneş'in de desteğiyle beraber daha güçlü hissedeceksiniz. Sorunlarla mücadele edebilir, çözebilirsiniz. Ve hayatın biraz keyifli yanlarına odaklanabilirsiniz. İşte güzel bir tatile çıkabilirsiniz. Seyahatler yapabilirsiniz. Yolculuklar olabilir. Eğitim ve kültürel aktivitelerde mesela daha aktif olabilirsiniz. Medya, yayıncılık, sosyal medya işleriniz biraz daha fazla belki burada görünür hale gelebilir. Ve tabii ki yurt dışı. Hani yurt dışı ile bağlantılı her türlü konuda özellikle Ağustos'un son haftası, Temmuz'un son haftası, Ağustos'un ilk yarısı biraz daha sizin için etkiler önemli hale gelmeye başlayacak. Ve ayın 25'inde Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Merkür burada oldukça detaycıdır, hesapçıdır, düzenlidir. Yani iştir, kariyerdir, sorumluluklardır. Özellikle hayatınızda böyle önemli yapılarda Merkür sizi daha dikkatli hale getirmeye başlayacak. İşte iş görüşmeleri, toplantıları, yazışmaları, bilgi paylaşımları ayın 25'inden sonra yavaş yavaş devreye girmeye başlayabilir sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.